Herkese selamlar Mordovit takipçileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız efendim. Bugün sizler için ne yapacağız biliyor musunuz? Dubai'nin en popüler araba galerilerinden biri olan Q Motors'u sizler için ziyarete geldik. İçeride neler var biliyor musunuz? Ferrari'ler, Lambo'lar, işte Mercedes'ler, Maserati'ler. Yok yok arkadaşlar. Şimdi hadi içeriye hep birlikte gidelim. Beraberce gezelim bu harika arabaları. Hadi katılın bana. Evet arkadaşlar, gezimize başlıyoruz. Şimdi burada dediğim gibi yok. Ferrari'sinden tut McLaren'ına, işte Chrysler'ından tut Lamborghini'sine kadar her şey var. Şöyle bir sizi gezdireyim efendim. Ferrari'den şöyle bir giriş de hemen solda lacivert bir Ferrari var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların içini açmak yasakmış. Yassa hemşerim. Yani Chevrolet'e girmiştik işlerine biliyorsunuz. Burada yasak maalesef. Normal. Bunların hepsi yaklaşık 3 milyon, 5 milyon dirhemlik arabalar. O yüzden içlerine girmek yasak. Bu arada burada gördüğünüz arabaların kimileri sıfır, kimileri ikinci el. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir Ferrari daha var. Şöyle göstereyim size. Yandan yönün. Bunun üstü açık. Size içini de göstereyim. Şu kırmızının da üstü açık. Vay babam. Vay. Gerçekten bir efsane. Mükemmel. Evet arkadaşlar, şöyle içine de bakacak olursak, kendim giremesem bile gene kameramı sizler için sokacağım. Yani görüyorsunuz, bizim Renault Clio'dan hallice. Gayet güzel. Gerçekten efsane. Ve orta konsolda genellikle hani bu yeni çıkan arabalarda böyle bir ekran mekran bir şeyler oluyor ama bunlarda şimdilik koymamışlar. Kınıyorum sizi Ferrari. Yani neden şuraya ekran dikmedin kardeşim? Radyoda ne çaldığını göremeyecek miyim? İçi böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bir efsane. Ama bence, yani kişisel görüşüm, kesinlikle Ferrari'ye en çok yakışan renk kırmızı arkadaşlar. Yani çok asil durduğunu düşünüyorum. Ve Ferrari ile özdeşleştiğini düşünüyorum. Gerçekten de mükemmel görünüyor gördüğünüz gibi. Yani arabaların özellikleri salonda solunda yazsaydı, işte beygiri bilmem nesi sizlere okuyacaktım ama maalesef yazmıyor. Şimdi kırmızının içine bakacak olursak, kırmızının içi, yani döşemeleri falan da kırmızı gene. Tabii beni daha çok cezbetti açıkçası. Çok güzel görünüyor. Şöyle orta konsoluna kadar sokayım yani sizler için. Süper. Süper. Mükemmel görünüyor. Şimdi Ferrari'ye doydunuz mu bilemiyorum ama şöyle bir Ferrari daha var. Şunu da sizler için çekeyim. Yani bu rengi ben çok beğenmedim. Bedava verseler almam ya. O kadar yani. Yok hocam, bana bununla gelmeyin ya. Bu arabaya binmem. Şimdi arkadaşlar, okuyorum sizlere. Ferrari 812 Superfast'mış bu. Engine motoru V12 diyor. Bunun beygiri 789 horsepower'mış. 789 beygir tam olarak. 2019 ve bu yeniymiş arkadaşlar. Sıfır bir araç. Şöyle hemen göstereyim size. Şurada yanında hemen bunun böyle bir kardeşi var gene.
Ferrari. Şurada bir Ferrari daha var. Yani gerçekten turist olarak gelseniz bile gelip de bir gezin burayı ya. Gerçekten gezilip görülmesi gerekiyor bana göre. Şimdi bu abinin de hemen özelliklerini sizlere okuyayım. Ferrari GTC 4 Lusso imiş bu arkadaşlar. Bunun motoru V8 diye geçiyor. Horsepower'ı 610 beygir, 2018 model. Bu da yeniymiş, brand new diyor. Yani 2-3 senedir alıcısı çıkmamış muhtemelen. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yani hangi birini göstereyim? Gerçekten çok fazla araba var. Şöyle bir Porsche var. Porsche abimiz de bizi niye çekmedin demesin. Şimdi bunun da içini gösterme fırsatım var size. Üstü açılır bir araba olduğu için. Hadi şanslıyız. Hadi şanslıyız. Şimdi Porsche Speedster diye geçiyor bu da. V6 502 beygir. 2019 modelmiş bu da. 1200 kilometre de şu anda. 1200 kilometreki şu aracın fiyatı görüyorsunuz. Yakından da göstereyim. 1.579.000 dirhem. Şöyle hemen içini de size için göstereyim. Ana, bunun içi yani çok Porsche'nin içi tabii Ferrari'den sonra çok böyle sönük geldi bana. Ekranı var işte şu orta konsolda gördüğünüz gibi. Bakalım hız şeyi kaça kadar, hız kadranı. Şöyle görülüyor mu bilmiyorum buradan ama 350'ye kadar gidiyor hız kadranı. Porsche Speedster. Şöyle arkadan da sizler için göstereyim. Çok havalı, çok afilli ya burası. Şimdi şurada yine bir Porsche var. 9N Turbo S'miş bu da. Etrafından çekeyim size. Fiyatı şusu busu bunun yok. Ya fiyat hepsine koymamışlar açıkçası. Benim gidip manuel olarak fiyatını öğrendiklerim de oldu. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Çok merak edip de sorduğum oldu. Şimdi burada da yine işte ya bizim Ferrari'ler işte ya. Ama tabii ki şu girişteki kadar havalı değiller. Şurada biraz daha eski bir model var. Gelin bakalım buna da. Yine Ferrari. Yani Ferrari cenneti arkadaşlar. Bu da 11.000 kilometredeymiş. 1997 model. V12 motor. 440 beygir gücünde. Şöyle görebilirsiniz. Bu da gerçekten çok böyle şık ve afilli. Yani 1997 olmasına rağmen. Gerçekten mükemmel görünüyor diyebilirim sizlere. Şöyle içine gidip bakma şansımız varsa hemen bir bakalım. Yani şu an sadece ben görünüyorum muhtemelen ama hayırlısı. Şimdi şurada sarı Ferrari. Şimdi şöyle kırmızı çok yakıştırıyorum ben şahsen. Ama bir o kadar yakıştırdığım bir renk daha varsa o da sarı. Sarılar da gerçekten bu spor model arabalarda özellikle işte Ferrari'lerde şunlarda bunlarda benim için çok böyle artistik kıymeti olan bir renk. Şimdi bu da Ferrari F8'miş. F8 Spider diye geçiyor. 700-800 horsepower. 2020 model. 4000 kilometrede. Bu da daha yepyeni. Gıcır bir araba. Şöyle içinde sizler için çekmiş olayım. Yani böyle nasıl diyeyim size? Şu mavi yerine lacivert olaymıştı. Daha güzel olmuştu bence. Benim şahsi fikrim. Ama gerçekten çok güzel. Kapıyı bir zorladım sizler için yalandan. Açılmıyor. Yok efendim. Kilitliler. Şu abimiz var. Şöyle Ford Shelby Cobra. Daytona CX 9000. Bu ilginç bir arabaymış ya. Yani... Çok güzel görünüyor. Of arkadaşlar efsaneymiş bu ya. Bir dakika. Ferrari'leri bir kenara bırakıyorum. Şu gördüğünüz araç 1964 model. 500 kilometrede. Bu nasıl bugüne kadar kalmış? Muhtemelen birinin sergisinden falan mı alındı? Nedir bilmiyorum.
620 bin dirheme satılıyor şu anda. Hemen size geniş açı göstereceğim bu arabayı. Efsane görünüyor. Ya eskiden bir bilenleriniz vardır belki. Daytona diye bir araba yarışı oyunu vardı. Orada filan görüyordum ben bunlara benzer arabaları. Çok güzel bir araba gerçekten. Mükemmel. Mükemmel. Yani kesinlikle ve kesinlikle Dubai'ye gelip de hani akrabası şusu busu akraba turlarına çıkarıyoruz tabii burada gelenleri. Geldiğinde akrabalarımız, arkadaşlarımız ve burası kesinlikle ve kesinlikle gezilmesi, görülmesi gereken bir yer olarak şu anda ekledim arkadaşlar içeriye. Daytona'nın içine bakın. Gerçekten harika ya. Ya hem tarih hem efsane. Mükemmel ya. Seni göremeseydim çok üzülecektim. Gerçekten çok şey kaçırmış olacaktım. Mükemmelmişsin. Evet devam edelim. Ne var ne yok. Oo, vay yavrum vay. Acayip bir şey görüyorum şu arkada. Sadece kendini görüyorum şu anda. Ufak olarak rengini görüyorum. Dokunmayın diyor. Dokunmayın diyor kardeş. Ya, bu nedir ya? Altın araba arkadaşlar. Altın araba. Bakar mısınız? Bu nedir ya? Yani burada altın kaplama arabayla karşılaşmak beni çok şaşırtmadı açıkçası aslında ama gerçekten de deli bir şeymiş. Dokunmayın. Bu sadece sergileniyor muhtemelen. Hani müşteri çeksin diye böyle turistik olarak. Evet devam edelim. Şöyle biraz da arkalara gidelim ne var ne yok. Bakalım. Ferrari. Bıktım ya. Buralarda Merso dolu. Artık yani Ferrari'leri gördükten sonra da bu Mercedes'ler efendim böyle Clio ayarında kaçıyor maalesef. Şöyle göstereyim onları da sizlere. Devam edelim bakalım ne var ne yok. Sizler için geziyorum. Sizler için geziyorum arkadaşlar. Devam. Hadi bakalım. Şimdi şunları da böyle bir çekeceğim. Hemen gözüme Rolls-Royce'lar ilişti az önce. Şu arkadakilerden bir cacık çıkar mı? Çok emin değilim. Hele bir gidelim ama. Evet, şöyle gene bir Mercedes-Benz G800. En azından fiyatı yazıyor söyleyeyim size. 1 milyon 200 bin dirhem şu gördüğünüz abi. 2015 model. 800 beygirmiş. Sağlam beygirmiş ha. Yani 1800 kilometrede daha. Gayet iyi. Yani buranın da evet cicişler içinde gene jiplerimiz mevcut. Merso jiplerimiz. Ya bunun fiyatına gerçekten şu an inanamıyorum. Gerçi çok böyle uygun göründü gözüme ya. Acaba Dubai insanı böyle mi yapıyor diye düşünmüyor değilim bazen. Yani gördüğünüz şu araç arkadaşlar şu. Mercedes'in artık hani size modelini de söyleyeyim. G500 4x4'ü. V8 400-500 horsepower. Fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Modelini de söyleyeyim. Kaçmasın. 2016 model. 775 bin dirhem. Yani şunun için bence çok uygun. Ya dev gibi çünkü. Şurada bir V8 daha var. Ya bunun fiyatı mesela evet 2 milyon 750 bin dirhem. Acaba bunun vuruğu kırığı mı var acaba? Bakayım. Modeli de daha eski. Yani ya bunun kilometresi falan çok fazla ya modelinde bir şey var bilemiyorum. Gerçekten de uygun geldi gözüme yani fiyatlara fiyatlar. Çünkü içeride burası tabii ki Ferrari'ler, Porsche'ler şunlar bunlar olduğu için genellikle yüksek. Şu arkadaki Rolls-Royce abileri de sizlere bir göstereyim. Ya bu Rolls-Royce'lar da yani tam bir nasıl diyeyim size makam arabası yani. Gerçekten bunların da ayrı şeyi var. Şöyle bir içinde ne var ne yok. Yani tarz evet Rolls-Royce'larda tabii ki tarz görünüyor.
Şimdi yavaş yavaş ön taraflara doğru gidelim. Gezimizin de sizler için tabii ki sonlarına yaklaşıyoruz efendim. Ben size daha ne yapayım yani? Ben size daha ne yapayım? Oo. Aston Martin var şöyle bir. Göstereyim hemen sizlere. Aston Martin'in de içi şu şekilde arkadaşlar. Yani görünüyor mu açıkçası emin değilim. Gördüğünüz kadar en azından üstü açık olanlardan daha sağlam kareler yakalamayı başardık. Şu Aston Martin'in de hemen sizler için özelliklerini de söyleyeyim. Aston Martin Super Leggera diye geçiyor bu. V12 715 horsepower 2019 model 3800 km'deymiş. Ha bir de burada gördüğünüz gibi yani görünüyor mu bilmiyorum. Specs diye bir şey var aşağıda. Specs GCC diyor. Şimdi arkadaşlar buraya gelip de araba falan alacaksanız tabii haberiniz olsun. Burada arkadaşlar iklim koşulları çok sert biliyorsunuz. Yani havalar çok böyle kimi zaman 55-60 derecelere kadar tırmanabiliyor. O yüzden buranın havalarına uygun olarak üretilmiş araçlar GCC spec diye geçiyor. Bilginiz olsun. Ondan sonra buraya gelip GCC spec olmayan bir araba alırsanız başınıza bela alabilirsiniz. Çünkü arabalar çok çabuk arıza yapabiliyor o yoğun sıcakların altında. Ve bir Lambo var. Lambo Huracan. Şöyle Lamborghini Huracan'ı da sizler için paylaşayım arkadaşlar. Buna ilişkin herhangi bir bilgi yok şu anda. Wow. Yani ikinci favorim diyebilirim. Lambolar gerçekten çok tarz arabalar. Şöyle içini de gösterebilirsem. Yine herhangi bir ekran bilmem ne ıvır zıvır yok. Şu ön konsolu var. Özür diliyorum, orta konsolu var. Çoğu şey orta konsolda biriktirilmiş durumda. Ve arkadaşlar şimdi şu girişte bir baba var, baba. Şimdi şunu sizlerle paylaşmasam olmaz. Bunu sonra geleyim bir dakika. Bununla kapanışı yapmak istiyorum. Şimdi ilk girişte şu Ferrari var. Bu gördüğüm en güzel Ferrari'lerden bir tanesi. Zaten girişe koymuşlar. Bunun fiyatını özellikle gidip öğrenmek istedim sizler için. Tahminleri alalım. Sizce kaç? 3 milyon dirhemmiş. Şunun fiyatı. Efendim. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Artık videonun sonuna geldik. Şurada son olarak bir adet McLaren var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani şöyle diyeyim size, bilgisayar oyunlarında hani araba yarışı falan yapanlarınız varsa oradaki arabalardan, yani oynadığınız arabalardan şu anda gözünüzün önünde görüyorsunuz. Çok değişik, güzel bir duygu. İçi bu şekilde görünüyor mu? Hiçbir fikrim yok. Bunun arka taraftan da şu şekilde alayım sizlere gerçekten. Yani uçaktan hallice. Yer uçağı ya, yer uçağı. Şimdi bu yer uçağı arkadaşlar görüyorsunuz McLaren. Bunun fiyatı da ne kadarmış biliyor musunuz? Bir şey değil canım, 5 milyon dirhem dedi. Ucuz. Bence ucuz. Uygun. Alırım. Kredi çeker girerim. Evet arkadaşlar, bu hafta da videomuzun artık sonuna geldik yavaş yavaş. Bu hafta sizler için gördüğünüz gibi Dubai'nin en lüks araba galerilerinden bir tanesini gezdik. Hem içlerini, dışlarını, arabalarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hem de artık fiyatlarını sizlerle birlikte paylaştım. Düşüncelerinizi lütfen yorum olarak yazın. Gezip görmek istediğiniz yer varsa, şunun fiyatını merak ediyorum diyorsanız gene yorum olarak yazın. Mutlaka ve mutlaka önceki videolarda da belirttiğim üzere bunları değerlendiriyorum. Mordeve'yi takipte kalın ki biz de sizleri böyle efsanevi yerlerle buluşturmaya devam edelim. Videoya bir like please. Ondan sonra kanala abone please.
Önümüzdeki haftalarda tekrar sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.